Evet arkadaşlar, sıvıların kaldırma kuvveti videomuzun ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yedinci sorumuz, toplam hacmi 5V olan ilk cisme içinde 3V'lik bir boşluk bulunmaktaymış. İlk cisme ösitesi D olan sıvı da şekildeki gibi dengededir. Arkadaşlar burada ilk cisminin yapıldığı maddenin ösitesini soruyor. Bu cismin toplam hacmi 5V ama içerisindeki hacim 3V hacminde boşluk bulunuyor. Yani maddenin bulunduğu yer o zaman kaç V oluyor? 2V oluyor. Peki aşağı doğru bu cismin bir kütlesi var. Bu kütle maddenin olduğu yerin kütlesi. Tabii ki içindeki boşluğun kütlesi olmayacaktır. Burada şöyle bir şey yaparsak. Cismin ağırlığı eşittir. Cismin yoğunluğu dx. Hacmi 2V. Niye 2V peki? Maddenin olduğu yer çarpı G. Ağırlığını bulduk. Yukarı doğru bu cisme bir de kaldırma kuvveti etki edecektir. Kaldırma kuvveti de tüm hacmini etkileyen kaldırma kuvvetini yazmak zorundayız. Çünkü 5V'lik bir hacmi sıvıya batıyor. O zaman 5V çarpı sıvının yoğunluğu D çarpı G yani yukarı doğru kaldırma kuvveti aşağı doğru ağırlığına eşit olmak zorunda. 5V çarpı D çarpı G eşittir. Cismin ağırlığı DX çarpı 2V çarpı G. G'leri götürdük. V'ler de gitti. DX buradan arkadaşlar 5 bölü 2D olarak karşımıza çıktı. Yani 2,5D'dir. Bir diğer sorumuz. K cismi L kabı içerisinde ve L kabı altında iple bağlı konumda şekil 1 ve şekil 2'deki gibi dengededir. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar birinci şeklimizde K ve L cisimleri beraberce K, L'nin içinde olmak üzere bu şekilde duruyorlar. Sıvının içerisinde duruyorlar. Aşağı doğru K'ya ve L'ye etki eden kaldırma kuvveti aşağı doğru ağırlıklarının toplamı kadar. Ne kadar ağırlıkları varsa bunları etki eden kaldırma kuvveti de bu ağırlıkların toplamı kadar. Çünkü yüzüyorlar. Burada da arkadaşlar aşağı doğru toplam ağırlık yine GK artı GR yine yukarı doğru kaldırma kuvveti toplam kaldırma kuvveti L ve K'ya etkileyen kaldırma kuvvetlerinin toplam ağırlığı kadar olmak zorunda. Çünkü birinci şekilde ikinci şekilde yüzüyorlar. O yüzden ikisinde de ağırlık kadar kaldırma kuvveti olduğu için batan hacimleri birbirlerine eşittir. Yani kaldırma kuvvetinin formülü neydi? V batan çarpı D sıvı çarpı G ile. Biz kaldırma kuvvetlerini ağırlıkların toplamı kadar dedik. Sıvı aynı sıvı. G aynı ortamda bunlar. Peki o zaman batan hacimleri de toplam batan hacimleri birbirlerine eşit olacak. O zaman toplam batan hacimlerinin eşit olabilmesi demek H1 ve H2'nin birbirlerine eşit olması anlamına geliyor arkadaşlar. L kabına etki eden kaldırma kuvveti ama sadece L kabına etki eden kaldırma kuvveti. Başlangıçta K ve L'nin ağırlıklarının ikisini de L kabına etki eden kaldırma kuvveti taşıyordu. Ama burada K'ya da etki eden bir kaldırma kuvveti var. Sadece L'ye değil. O zaman L ve K kaldırma kuvvetini beraber paylaşmışlar. Yani o zaman L'ye etki eden kaldırma kuvveti biraz azalmış. Şekil 1'de şekil 2'dekine göre daha fazladır dediği için arkadaşlar bu da doğrudur. Şekil 2'de ip kesilirse K cismi etki eden kaldırma kuvveti azalır arkadaşlar. K cismi zaten sıvının içinde. Ve zaten hepsi batıyor. Batan hacminde bir değişiklik olmayacak. İpi kessek ne olacak ki? O yüzden batan hacmi sıvının yoğunluğu değişmeyeceği için K etki eden kaldırma kuvveti değişmez. Burada azalır demiş. Yanlıştır. Yani 1 ve 2 doğru cevabımız olacaktır. Bu sorumuzda da ince bir kap var. İşte içerisine sıvı alabilecek şöyle içi boşluklu şöyle bir ince bir kabımız mevcut. İçi boş. Bu kabın içerisine yoğunluğu D1 olan sıvıyı koymuş. Sonra yoğunluğu D2 olan sıvıyı koymuş. Ayrı ayrı arkadaşlar. Bu sıvıların yoğunluklarını sormuş. Yani burada yapacağım şey aşağı doğru kütle yukarı doğru kaldırma kuvveti şeklinde olacaktır da ben biraz daha pratik bir işlem yapayım. Bu cismin ilk önce kabın ne kadarı batmış? 2V'lik hacim batmış. Peki 2V'lik hacim batmışsa bunun kütlesine arkadaşlar hani her bir hacmi 1M batırıyormuş gibi kütlesine 2M desek. Peki burada toplam ne kadar hacim batmış? 3V hacim batmış. 3V hacmi için
Ne kadar kütle olması gerekiyor? 2V hacim batırmak için 2M kütlesi, 3V hacim için 3M kütlesi. Bunun 2M'i kabın kütlesi ise geriye kalan 1M'i de D1 yoğunluklu sıvının kütlesidir. Peki D1 yoğunluklu sıvının kütlesi M ise hacmi de görülüyor zaten. 1V hacmini doldurmuş. Geldik üçüncüye. Arkadaşlar burada kaç V hacim batıyor? 4V hacim batıyor. O zaman toplamda demek ki 4M kütleli bir cisim var ki 4V hacim batırabiliyor. O zaman bunun yine 2M'i kabın kütlesi ise geriye kalan 2M'i de içindeki sıvının kütlesidir. Peki içindeki sıvının kütlesi 2M. Hacmi de belli zaten. 1, 2, 3, 4V hacmi var. Böldüğümüz zaman ne çıkacaktır buradan? Birinciyi aynen yazdık. İkinciyi ters çevirdik. Çarptık. İki sonucunu bulmuş olacağız. İçleri dolu KLM cisimleri sıvı içerisinde şekildeki bir dengedeyken ipteki girme kuvveti 2T ve T'dir. Buna göre K cisminin ölçütesi sıvınınkinden küçüktür. Arkadaşlar K cismi demek ki yukarı doğru çıkmak istiyor. K cismi yukarı doğru çıkmak istiyor. Bunu aşağı doğru ip ne yapıyor? Tutuyor. İpte bir gerilme kuvveti var. O zaman demek ki ipi koparsak K cismi kesinlikle yüzeye çıkacak. İpte gerilme kuvveti olduğuna göre. Yani K cisminin yoğunluğu sıvıdan kesinlikle küçüktür. Geldik burada L'ye. Şimdi böyle sorularda şunu yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki yukarı doğru 2T var. Aşağı doğru 1T var. L cisminin ayrıyeten çizeyim ben size. L cisminin aşağı doğru 1T ile yukarı doğru 2T'nin farkını alırsak yukarı doğru ne kalıyor? 1T kalıyor. L cisminin yukarı doğru 1T'lik bir gerilme kuvveti yapabilmesi için sizce aşağı mı inmek istemesi lazım, yukarı mı çıkmak istemesi lazım? Üstünde bir gerilme kuvveti oluşturabilmesi için arkadaşlar aşağı doğru demek ki inmek istemesi lazım. 2T'den 1T'yi çıkarttım yukarı doğru 1T kalmış. Demek ki L'nin de ölçütesi neden büyüktür? Aşağı inmek istiyorsa sıvıdan daha büyüktür. L ve M'nin ağırlıkları eşittir. Arkadaşlar bununla alakalı hacim ve yoğunlukla alakalı kesin bir bilgi olmadığı için buna kesinlikle demiş. Ona kesin bir şey söyleyemeyeceğiz doğru olup olmadığı hakkında. Yani doğru cevabımız 1 ve 2 olacak. Arkadaşlar burada da taşma seviyesine kadar sıvı dolu taşıma kaplarına X, Y cisimleri iple bağlanıyor. Z ise serbest bırakılıyor. Buna göre 1, 2, 3 kaplarından hangilerinin ağırlığında değişiklik olmaz? Arkadaşlar burada ilk cismi atılmış. Demek ki ilk cismi burada yüzüyor. Tutulmuş ip ile bu tabana bağlanmış. Eğer bu şekilde yüzmeye devam etseydi, ip ile tabana bağlanmasaydı bu kapta ağırlaşma olmayacaktı. Ama ilk cismi zorla aşağı indirildiği için dışarı taşınması gerekenden fazla sıvı taşınıyor. O yüzden arkadaşlar birinci kap ne oluyor? Hafifliyor. İlk durumdan daha hafif oluyor. Bunda hafifleme gerçekleşiyor. İkinci kapta da şimdi ikinci kapta dışarı taşırdığı sıvı ağırlığı cismi etkileyen kaldırma kuvvetine eşitti. Dışarı taşan sıvı ağırlığı. O zaman biz aynı zamanda dışarı taşan sıvı ağırlığı kaldırma kuvvetine eşitse böyle kaplarda kaldırma kuvveti kadar ağırlaşacaktı. Normalde buradaki oluk kapalı olsa, buradaki delik kapalı olsa bu kap FK kadar ağırlaşacaktı. Ama o kadarlık sıvı dışarıya taştığı için ağırlaşma olmaz. Yani ağırlaşmaz. Arkadaşlar zaten taşma seviyesine kadar dolu kaplara atılan cisimler yüzerlerse ya da askıda kalırlarsa tabii herhangi bir ip etkisi olmadan bu kaplar ne yapmıyordu? Ağırlaşmıyordu. Bu da ağırlaşmaz. Yani burada ağırlaşması sorduğu için 2 ve 3 ağırlaşmayacaktır arkadaşlar. Diğer bir soruya geçiyoruz. Yer çekimi ivmesinin G olduğu bir ortamda K cismi su içerisinde dengelidir. K cisminin su içerisindeki hacmi V, cisme su tarafından etki eden kaldırma kuvveti F'tir. Buna göre sistem yer çekimi ivmesinin G'den daha büyük olduğu bir ortama götürülürse V ve F yani V batan hacim F'de kaldırma kuvveti nasıl değişir? Arkadaşlar aşağı doğru bu cisme bir ağırlığı var. Ağırlık nasıl bulunuyordu? D cisim çarpı V cisim çarpı G. Cismin yoğunluğu, hacmi ve yer çekimi ivmesinin çarpımı ile bulunuyordu. Peki yukarı doğru bu cisme etkilerden bir kaldırma kuvveti var.
Kaldırma kuvvetinin formülü ne demek arkadaşlar? V vatan çarpı D sıvı çarpı G. Şu anda bunlar demek ki dengede ise eşitler. Peki G'nin artması ya da azalması G'ler birbirlerini götüreceği için batan hacminde ve cismin hacminde, tabii ki batan hacminde de bir değişiklik olmayacak. Yani V ne yapmayacak arkadaşlar? G'ler birbirlerini götürdüğü için değişmeyecek. Ama ne demiş? Kaldırma kuvveti demiş. Kaldırma kuvvetinin formülü V batan çarpı D sıvı çarpı G ise ve G'nin daha büyük olduğu bir ortama götürülüyorsa, G artıyorsa kaldırma kuvveti artacaktır. Artar diyoruz arkadaşlar. Tabii ki ağırlık da artıyor, kaldırma kuvveti de artıyor ama batan hacmi ne yapmıyor? Değişmiyor.